Evet arkadaşlar, yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Polonya atıştırmalıkları part 2'yi çekiyoruz. Çünkü part 1 izlendi. En sonun bakma 800 falan izlenmişti. 1'e doğru gidiyor. Ufak bir kanal olduğumuz için güzel izlenmeler bizim için. Ama büyüyebiliriz. Nasıl büyürüz? Siz abone olursanız, destek olursanız, yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtirseniz. Çünkü hepsine cevap veriyorum. Aynı zamanda videoları da like tuşuna basarak beğenirseniz büyürüz inşallah diye düşünüyorum. O yüzden bugün size bir sürü abur cubur göstereceğiz. Ömer bu arada bana yine eşlik edecek videolarda her zaman olduğu gibi. Ömer hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu bölümleri çok beğeniyorum yani. Evet, evet. Yani abur cubur, yemek, atıştırmalık. O zaman hemen videoya geçelim. Uzatmadan sıra sıra ürünleri gönder hocam. Öncesine bakmayacaklarımızı öndürüyorum. Geldi. Ben. Bir daha. Bir daha. Kaleci olduğum nasıl da belli lan. Bak gözüm kapalı yakalayacağım. Bir de bir daha. Ananı yakaladı. 200 abone kutlama videosu çekeceğim. Şimdi bir sürü patlamış mısır aldık. Bunların tanesi 200 euro, 200 sürü bir şey ama bu videoda değerlendirmeyeceğiz. Çünkü bunları arkadaşlarla beraber 200 abone özel kutlama videosunda kullanacağız. Abone olarak da destek olursanız büyümeye devam edeceğiz inşallah. O yüzden bunları geçiyoruz şimdi. Benim s**tledi şeklim. Ooo! İlk olarak ağzımız böyle bir tatlansın diyorum. Videoya geçiyoruz. Arkadaşlar videoya geçiyoruz lütfen. Lütfen beğenin yanar. Abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet, evet. Hiç çekinmeyin bak. İçinizden ne geçiyoruz yazın. Zaten küfrederseniz YouTube kapatıyor, göremiyorum. Küfretmediğiniz sürece de, sıkıntılı bir şey yazma sürece de zaten yorumlara geliyor. Ben tüm yorumlara vakit verip cevap veriyorum arkadaşlar. İlk ürünümüz magnetik markalı. Bu Polonya markası mı? Sen dedin Polonya. Savaşta mıyız? Çikolata, yani bildiğimiz baton çikolatalar oluyor. O tür şeyin böyle bir Polonya'da üretilen versiyonu. Zloty'nin, yani Polonya'nın kendi para biriminin Euro'ya karşı değerleniyor olması. Genelde Türkiye'de hep böyle tam tersini gördüğümüz için. Yıllarca TL değer kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Ben buna şeyi aldım. Bu böyle sade yenilecek bir çikolata değil de bunu eritip pastanın üzerine, sonra bir şey tatlının üzerine kondurmalık bir tatlı gibi geldi bana. Evet, çok hızlı eritecekmiş gibi duruyor zaten. Aynen. Yani böyle bazıları çok sert oluyor falan. Şey oldu. Aynen. Hakikaten böyle insanla falan görüyorum, böyle hızlı hızlı bir şey yapıyor tatlı matlı. Bunu eritiyorlar, döküyorlar falan. Hakikaten tam ondan ya. İçinde çünkü fındık mındık böyle hiç yok. Aynen. Böyle katı halde falan yok yani. Tabii fındık illaki falan katıyorlar. Ham maddesinde vardır da. Şey yok yani, böyle içinde katı hiçbir şey yok yani. Full saf çikolata ve güzel gerçekten. 10 üzerinden ben buna gerçekten 8 veriyorum. Ben bu çikolatayı beğendim. Bayağı güzel çikolata. Ne istiyorsam onu verdi yani bana. Eksiksiz, fazlasız. Ben de. Güzel. Onun üzerinden 8.5 veriyorum. Yani 9-10 tarzı şeyler vermem için ekstra işler yapması lazım. Böyle farklı şeyler yapması lazım ama bunu zaten tadından çok şüphe duymuyoruz. Bonutki arkadaşlar. Polonya'nın kendi üretti. Buradaki Biedronka isimli marketin bir ürünü. Rulokat çakması da ben Rulokat'tan daha güzel olduğunu düşünüyorum bu ürünün. Bunun farklı muadillerini yedik. Hatta birkaç tane farklısının short videosunu çektik. Hı hı. Kanalda var, gidip izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Polonya abur cuburda bir short serimiz var. Orada da farklı farklı ürünleri deniyoruz. Bu gerçekten en güzeli ya. Hindistan cemizlisi arkadaşlar çok güzel. Bunun bir sürü versiyonu var. Biz hatta bir tane neydi yedik, çok kötüydü. Fıstıklıydı. Evet, fıstıklı çok kötüydü. Leş gibiydi. Tavsiye etmiyorum hiç. Polonya izleyenler falan varsa kesinlikle fıstıklı almayın abi, çok kötüydü. Ama bitirdik. Ama zar zor bitirdik. Evet. Düz çikolatası var, sütlü çikolatası var. Hindistan cemizlisi var, en güzeli bence. Birkaç tane daha var. Karamelli var galiba bir de. Yaklaşık aynen 5 çeşit. 5-6 çeşit var. Ya fıstıklı almayın da, diğerleri güzel yani. Hindistan cevizi sevmiyorsanız da bence şey alın. Karamelli ya da sadeyi falan alın yani. Ben bir tane daha yiyeceğim. Ben şu anda şey düşünüyorum yani. Bu gerçekten güzel bir atıştırmalık. Fazla da yani doyurucu. Evet. Gerçekten Polonya'ya geldiğimizden beri şey var yani. Porsiyonların hepsi doyurucu böyle. Tatmin oluyorsun yani. Türkiye'de bir de her şey azar azar yiyor. Bu her aldığımızda böyle fazla geliyor yani. İlk kişi olmamıza rağmen böyle bir hani artık şöyle masada duruyor. Alıyoruz bir tane geçerken. Selam veriyoruz, bir tane daha alıyoruz falan. Böyle oturuşta, bir oturuşta yiyip biten bir şey değil yani. Tek başına da bir de bir insan bunu böyle tek bunu yiyeceğim şeklinde burcu bur yapsa yine bitirmez yani. Bayağı çünkü yoğun, fazla geliyor böyle. Ben buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Vallahi ben de 10 üzerinden buna 9 veriyorum ben. Yani bunu Hindistan'da bayağı seviyorsun. Ben çok sevdim ben bunu. Ömer çok beğendi. Bunu şöyle kenara alıyorum. Ömer genelde böyle uzun ince şeyleri... Sıradaki ürün geliyor. Sıradaki ürüne geçiyoruz. Öyle mi abi? Ya bu harekete de like atmıyorlarsa kanka ben ne yapayım demiyorum yani. Arkadaşlar lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Bizim için çok değerli. Şöyle bir formasyonu vermişler. Yani çiğnedim, dişlerime yapıştı. Bunun tadını iyi anlamak için şöyle bir şey yapmamız lazım.
Ama çok beğenmedim. Ben de çok beğenmedim. Vallahi çok beğenmedim. Ama ben buna onun üzerinden yine 6 veriyorum. Cipsizlikten iyidir bence. Evet. Çok kötü değil. Yani cips dediğin şey güzel olur abi. Yüksek, bayağı kaliteli bir şey olur. Bu o kadar şey bir şey değil. Bu arkadaş işte böyleydi. Video bittikten sonra bunu böyle harıl harıl yiyeceğiz ama yine de 6 veriyorum abi. Çok beğendim. Görünüş olarak çok güzel bir mavi ambalaj var. Zaten bizi gerçekten rengi çekti yani. Bildiğin Lay's yoğurtlu gibi gözüküyor. Aynı Lay's yoğurtlu gibi gözüküyor. Vallahi bildiğin Lay's yoğurtlu. Lay's yoğurtlu. Bildiğin Lay's yoğurtlu. Ne kadar lan bu? Lay's böyle biraz daha kaliteli gibi hissettiriyor sanki. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Polo'ya abur cuburları serimizin ikinci bölümüydü. Bu seriyi beğendiğiniz sürece devamını getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü abur cubur yemek bizim için çok da zor bir şeydir. Hatta sevdiğimiz bir şey. Aynen. Yani yaparız. Ürünleri falan değiştiriyoruz. Bu videoda iki çikolata, iki cips yapmış olduk. Bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Yani çok fazla ürün alıp tadına bakıp hepsini yansıtmak isteriz. Çünkü tadına bakıp bakıp geçebiliriz. Yani 10-15 tane ürünün olur. 10-15 tane ürünün hepsini böyle tadına bakıp geçebiliriz ama böyle bir şöyle bir sıkıntı olur. Videoyu kapattıktan sonra elimizde böyle açılmış açılmış malzemeler kalsın istemiyoruz. Biz de öğrenciyiz yani. Hani kanalda böyle dünyalar kadar büyük bir kanal değil. Paralar kazanmıyoruz. Hani o yüzden biraz da şey yapıyoruz yani. Tadına baktıktan, video bittikten sonra da yiyip bitirebileceğimiz kadar olsun. Çok fazla sağda solda artmasın diye öyle yapıyoruz. O yüzden hani böyle böyle parçalar halinde bölüm bölüm ayırmayı düşünüyoruz. Yoksa yani elimden gelse ben şey yaparım yani. Buraya dizerim 10-15 tane cips, 10-15 tane çikolata. Hepsinden bir tane alırız biz. Hepsine bir puanlama yapar geçeriz. Aynen. Ama işte ondan sonra onların hepsi pakete açılmış olacak bir kere ve hepsi elimizde kalmış olacak. Öyle sıkıntılar olur. İsrafa da gerek yok yani. Dinimiz israf dini değil sonuçta. Son bir tane şampiyon seçip videoyu kapatalım. Yani puanlama yaptık ama yine de bir tanesini şey yani. Puanlamadan ziyade mesela bunlardan hangisini yersin şu anda? Az sonra videoyu kapattık. Açtık videoyu izliyoruz. Bir tanesini yemek hakkım var. Hangisini yersin? Buna 9 verdim. Çünkü bunun 9 verme sebebim şeydi. Tam anlamıyla içeriğini karşılıyor. Ama buna neden 8.5 verdim? Çünkü bu sanki tatlı yapımlarında falan böyle eritilerek bir şeylerle karıştırılarak kullanılır falan diye. Böyle tam amacını karşılamıyor diye şey yaptım. O yüzden ben ikisini seçiyorum. Bunlardan yedirmiyorum lan sana. Sen bunları seçtin. Attın bunu. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kafayı yiyeceğiz çünkü.